Hoş geldin. Hoş bulduk. Patlat bakalım sorularını. Ben birazcık şey girmek istiyorum. Partner seçimi. Bu partner seçimi çok konuşuluyor. Şu ana kadar herkesin yoğunlaştığı bir konu. Ama acaba partner böyle yani gidip manavdan elma alır gibi mi seçilir? İşte şurası al olsun, burası kurtsuz olsun gibi bir yöntemi var mıdır bunu Suzan Hanım, yoksa Sence olabilir mi? Manavdan böyle elma alır gibi öyle bir şey yok tabii ki. Bizim bir sürü bedenimiz var. Yani evet, fiziksel bedenimiz var, duygu bedenimiz, zihin ve ruhsal bedenimiz var. Ve en temelde bedensel, yani fiziksel bedenimizde aslında daha mağara devrinden bu yana belli hormonal ve kimyasal olarak birbirimize çekimlerle ilgili bir konu var. Ve biz buna göre partner seçiyoruz ve farkında değiliz. Bilinçaltında o kadar derin bir program var ki aslında kadın yuva kurup genlerini taşıyabilecek bir erkek arayışı içerisinde ve bunun farkında değil. Ama bu dönemde, yani yaşadığımız 21. yüzyılın Hollywood tarafından ve tabii ki kapitalist sistemin bize üstümüze koyduğu programlardan dolayı biz dışsal da bakıyoruz. İşte boyu uzun olsun, yakışıklı olsun, burnu güzel olsun, konuşkan olsun, gözü şöyle olsun, poposu böyle olsun, arabası olsun, evi olsun, parası olsun. Böyle bir yere girdik. Ama o kişinin özelliklerini bize gösteren şeyler, doneler değil. Asıl bilmemiz gereken başka konular var. Özellikle recall'dan gidersek mesela ciddi bir aile geçmişini bilmemiz lazım. Eğer ben bir yuva kurmak istiyorsam, o yuvaya ben sağlıklı genler mi getirmek istiyorum, yoksa umurumda değil ne gelirse bahtıma mı? O çok önemli bir şey. Buradan şunu bir küçük parantez açacağım. Hiçbirimiz, özellikle benim neslim, hiçbirimiz bunun farkında olmadan işte o ateşe, o fiziksel çekime ve libidomuza yenilerek sevişerek evlendik çoğumuz. Ama aslında her kişi, yani bir erkek bir kadın arkasında ciddi bir paketle duruyor o ilişkinin içinde. Ve benim getirdiğim genlerle partnerimin getirdiği genler daha da büyük bir, ne diyeyim artık ona, küfe mi diyeyim, dağ mı diyeyim, çünkü sonsuz bir enformasyonumuz var. Ve oradan biz çocuk yapıyoruz. Ve o çocuklarımız, yani genelde şu anda sizin jenerasyonunuz çok çocuk yapma isteğinde değil. Ama sonuçta bir kadının her zaman böyle bir içsel bir programı var. Neslini devam ettirme. Erkek de zaten dölleme şeyi var, içsel güdüsü var. Ve biz oradan bu şey gibi, milli piyango ne çıkarsa bahtıma, halbuki biraz bir dikkatli olmakta fayda var. Konularımız var. Konularımızı bizim konuşmamız gerekiyor. Ve bu ilişkiye girerken de ben nerede duruyorum, nasıl bir geçmişle buradayım, beni tetikleyen konuların temelindekiler ne, seni neler tetikliyor ve biz bu tetiklerle nasıl çözüm üretebiliriz? Beraberce gidebilecek bir partner lazım. O manavdaki değil yani. Ve şu anda ne istediğini bilmeyen bir insan güruhu var. Bir geceliklerde aslında pek elini suya sabuna değdirmeden bir tek fiziki ihtiyacını ve dokunma ihtiyacını elde etmeye çalışan bir toplum var. Evet, çok ihtiyacımız var. Hepimizin dokunulmaya, görülmeye, dinlenmeye, okşanmaya, sevilmeye, sevişmeye ihtiyacı var. Bu çok doğal bir insan hali. Bu olmasa zaten insan oğlu olmayacak. Yani nefes alıyoruz, gıda almamız lazım, su içmemiz lazım, dışkılamamız lazım ve cinsel olmamız lazım. Öteki türlü dünyada insan olmaz.
Bu çok değerli yani, bunu hani bir kenara tükakaya bırakmamamız lazım, o ayrı. Fakat bu böyle yüzeysellik aslında kişinin içindeki kendi dinamikleriyle ilgili. Orada yine Rico gibi ne gördü ki ailedenlik taşıyor? Travmalı bir erkeğin mesela örnek olarak bağlanmaması çok normal. Dominant anneden gelen bir erkeğin bağlanmaması çok normal. Ya da baba da çok dominantsa kendi ayakları üzerinde durup ben güçlüyüm, benim içimdeki logos, bunu şey Carl Gustav Jung çıkarmış, erilin içindekinin adı logos, kadındaki ise eros. Logosu sağlıklı erkek durabiliyor. Sağlıksız erkek geri kaçıyor ya da yaralı diyelim, daha güzel sağlıklı sağlıksız. Yaralı olan logos kadınla olan ilişkisinde adım atamıyor. Cinsellikten sonra kaçmayı tercih ediyor. Şu an o zaman oldukça fazla. Evet, çok fazla. Yani. Çünkü sıkıştık. Olduğumuz yer artık böyle son dönem sıkışmanın dibi. Dünya olarak da oradayız. Biz 11 senedir bir ataerkil baskı sisteminden geliyoruz. Şimdi ataerkilliğin temelinde güçlü logos var. Yani mantık, istila etmek, büyütmek. Şimdi bu çok... Bunu çok açabilirim ama oraya girmeyelim. Şu anda dünyada savaşlar da erkekler tarafından yapılıyor. Büyük şirketlerin kanser gibi bütün dünyaya yayılması da erkekler tarafından yapılıyor. Kadının baskılanma sistemi, yani genel anlamda da gene bu logosun, erilin baskısı. Ama sorun şu ki logos, yani o eril baskı tek başına bir yerden sonra bitiriyor kendini. Dişilin yaratıcı tarafı, yani eros hani aşk olarak tarif edilse de aslında dişilin özellikleri, yaratım, bu kuvvetli nosyonu almadan logos ilerlediği için aslında herkes bir yerde sıkıştı kaldı. Kadın da öyle. Kadın bu arada kendini ispat edebilmek için o dişilliğini, o erosluğunu bir kenara bırakıp bir erkek gibi savaşmak mecburiyetinde. Bunu mesela feminizmde görüyoruz. Oradaki savaşın temeli beni gör diye, ama erilliği çok fazla içine aldığı için o da yıkıcı oldu. Burada beraber birleşim olmak zorunda. Öteki türlü yürümüyor. İyi iki, yani iyi demeyeceğim. İki olgun, bilinçli ve farkındalığı gelişmiş bir dişille erilin beraberliğinde muhteşem bir şey oluşuyor. Ve bunu etrafa da yayıyorlar. Yani bu öyle çok ender maalesef. Çünkü programlarımız çok fazla. Ve o programların dışına, hani ben bu programı artık kullanmayacağım ve kendi otantik halinde olmaya varım diyen çiftlerde müthiş bir sonuç var. Ama aileden gelen kalıptır. Annelerin maalesef bu konudaki baskıları, ki ataerkilin de aynı zamanda bu kadar güçlü olmasının altında kadının kendi çıkarını kullanması yatıyor. Nitekim ki bu erkekleri de bu anneler yetiştirdi. Geldiği baskı aleminden kendi gücünü oğlu üzerinden ya da eşini manipüle ederek. Yani oyun çok manyak bir oyun. Ve biz bunu fark etmediğimiz sürece erkekler güven alanını oluşturamayacak. Çünkü kendinde güveni yok. Anladın mı? Çok ilginç. O güven olmadığı sürece vur kaç, vur kaç. Geldim, seviştim, kaçtım. Geldim, tanıştım, beğendim, kaçtım. Ve bu bağlamda kadın, yani eros, çok daha gelişmiş. Son 20 senedir kadınların uyanışı çok büyük ve kadın ne istediğini, nerede durduğunu, karşısındaki logosun, erilin nasıl durması gerektiğinin bilincinde. Ve bu bilinç olduğu sürece, erkek logos bu bilince ulaşmadığı sürece ayrım daha da büyüyor. Burada bizim iki tarafında çalışması lazım. Kadınlar çok güzel çalışıyor. Ama erkeklerin de artık çalışmaya başlaması lazım. Çünkü yalnız adam modülünde hayat devam etmeyecek.
Kadınlar hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Kadınlar birlik olurlar. Gider çocuk da yapar. O kadın birliğinden ilerler. Çünkü eril tarafını besleyen ve dişil tarafının da farkında olan kadın sonsuz olasılıklarla ilerler. Ama erkek öyle değil. Tantra eğitimimde ve daha sonra ilişkiler üzerine aldığım yurt dışındaki eğitimlerde çok manyak bir iki şey şahit oldum. Bunlardan bir tanesi kadın ve erkek çemberleri yapmaktı. İlk yapılan erkek çemberiydi ve biz kadınlar erkek çemberinin dışında destek olarak oturduk. Biz 54 katılımcıydık. Yani ne yapıyor işte 26, 28 bir şey erkek vardı. Ben hayatımda hiç bu kadar çok ve hepsi yabancı bu arada, hiçbiri Türk değildi. Erkeklerin ne kadar yük taşıdıklarını, bunu neden taşıdıklarını bilmediklerini, bu kadar yük taşıdıklarını, neden taşıdıklarını, içinde boğulduklarının farkında olmadıklarını gördüm. Ve bu ülkeler arası fark etmiyor. Bu ortak bilinçten gelen bir baskı. Hüngür şafırt ağladık biz kadınlar. Çünkü hiçbirimiz erkeklerin güvenli bir ortamda kendilerini nasıl ifade ettiklerine şahit olmamıştık. Sonra buradaki konulardan başta babalar tarafından görülmeyen çocukluklar var. Anneleri tarafından baskılanan ve görülmeyen çocuklar var. Yani hem baskı hem görülmeme, yeteri kadar sevgi görmeme, o yaşadıkları toplum içerisinde eleştirilme, penisleriyle ilgili boy ve bunlarla eleştirilme. En önemli 5 konuydu. Hiç bilmediğimiz şeylerdi bunlar. Nasıl yani diyorsun? Aa, erkekler birbirlerine bakıyor. Biz kadınlar birbirimizin genital bölgesini görmüyoruz normalde. Yani hamama gittiğinde bile görmüyorsun sonuçta. Ama erkeklerde öyle değil. Bu kadar canlarının acıdığını itiraf ettikleri bir ortamda ben hiç bulunmamıştım. Arkasından bizler de kadınlar da bir meditasyonla içimizdeki o denge, içimizde hepimizin bir eril ve dişili var. Tabii ki biz dişilimiz de ön planda olan, hani genital olarak kadın doğmuşlar, öyle insanlarız. İçimizdeki o erili yükseltip erkek olma durumuna girdik. Ve o ne kadar iyi geldi onlara. Bu hem kadınlar tarafından dinlenmek, yargılanmadan, sözleri kesilmeden, bir fikir, nasihat verilmeden bir tek izleyici olarak orada durabilmek. Sonra beraber çalışmalar yaptık. Evet, yani erkek kardeşim, kanka ben burada yanındayım falan tarzı böyle çalışmalarımız vardı. Bütün şey değişti. Bu 54 kişinin arasındaki diyalog değişti. Birbirimize bakışımız değişti. Hani herkes önce birbirine bir bakıyor. Aa, ben bunu beğendim mi falan moduydu başta. Birdenbire herkes birdi. Bu beni çok çok etkiledi. Arkasından ertesi günde kadın çemberi yapıldı. Biz kadınlar çıktık ortaya ve erkekler etrafımızda çok radikaldi. Bir kadın olarak bu kadar uzun süredir bu dünyadayım. Birçok kadın deneyimi yaşadım. Normal doğumdan, kürtaja, rahim alınmasından, kadınlar tarafından istismar edilmeye, anne problemi, arkadaşlar arasında mobbing, baskılanma gibi biz kadınlar arasında yaşadığımız her şeyi de deneyimlemiş bir kadın olarak oradaydım. Yaşadıklarım, gördüklerim inanılmazdı. Bu kadar beni yerimden böyle sarsan başka bir çember yaşamadım ve erkeklerin dışarıda olmasının verdiği huzur ayrı bir şeydi. Erkeklerden gelen geri bildirim, sonra onlar kadın oldu. Öyle bir meditatif bir yerden dişilleri yüksek geliştirildi ve onları biz kız kardeşler olarak aramıza aldı. Söyledikleri şey şuydu, biz kadınların böyle şeyler yaşadığını hiç bilmiyorduk.
Mesela kadının 28 günlük mens döngüsünde 3 değişik pikler var hormonlarla ilgili. İlk regleden sonraki ilk 14 gün önce kendini toparlıyor rahim. Sonra da öyle bir salgı veriyor ki gel ben doğuma hazırlanıyorum bana gel beni dölle moduna giriyor. O süreç geçtikten sonra ise dur ben şu anda ellenmek de istemiyorum döllenemedim. Şimdi biraz dinlenmem lazım. Ondan sonra da regle dönemi. Yani orada böyle bir 3 tane hormonumuz var. Testosteron, östrojen ve ay neydi? Unuttum şimdi adı çıkar. Biraz sonra çıkacak. Neyse. 3 tane onu kesebiliriz. 3 tane hormonumuz var ve o 3 hormon bir dans ediyor bizim içimizde ve biz de onlarla beraber modlarımızda iniş çıkışlar yaşıyoruz. Ve bunlar anlatıldı. Kadınlar nasıl burada testosteronu söylemiştim. Evet, testosteron, östrojen ve progesteron. 3 tanesi progesteron. Nasıl bunun içinde aslında zorlandıklarını o haldeyken ve en dipteyken işe gitmesi lazım. Çocuğu var, çocuğuna bakması lazım. Patronu ağzına sıçıyor, tatlı durması lazım. Ama aslında içerisi yıkılmış bir durumda. Ve erkeklerde de biz böyle bir şeyden geçtiğimizi hiç bilmiyoruz. Bunlar hiç konuşulmuyor. Evet, bizim artık bunları konuşmamız lazım. Kadındır, yapar. Kadındır, evet, ırgat gibi her şeyi yapar ama onun da desteğe ihtiyacı var. O desteklendiğinde yapabilirliği de daha güçlü. Şimdi Avrupa'da mesela regle döneminde izin veriliyor ve yıllık tatilinden alınmıyor. Bu nasıl büyük bir saygı. Buna hepimizin ihtiyacı var. Çünkü orada dibin dibini yaşıyor kadın. Ve bunları görmemiz lazım. Bunlar çok değerli. Burada belki de şey konusuna da giriyoruz. Yani işte bir söylem vardı ya, yani ben çocuk da yaparım kariyerde falan gibi bir şey var. Yani bu aslında zamanında evet ses getirmiş olabilir ama aslında kadına zarar veren bir söylem olduğunu... İkilemin dibi. Evet, görüyoruz. Yani ve bizim kadın olmamız demek değil ki erille savaşmamız aslında. Yani bize böyle bir program yüklendi. Şöyle bana göre şöyle bir şey var. Dünyada biz karıncalar gibi idare edilmeye çalışan bir varlık grubuyuz. Çünkü biz de sonuçta hayvanlar aleminin bir parçasıyız. Bizi iş kolu, iş gücü olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Beyinlerimiz zaten yıkanmış. Anamız babamız zaten beyni yıkanmış. Yani oradan bu 10.000 senedir geliyor. Onlar da bildiklerinin en iyisini bize vererek bir yere işte benim kızım doktor olacak, benim kızım mimar olacak moduyla veriyor. Okullarda okul sistemi zaten tamamen beyin yıkamak üzerine. Çünkü biz otantikliğimizi, özümüzü, kabiliyetlerimizi, neyi sevip sevmediğimizi kaybediyoruz okulla beraber. Tamam mı? Orada şey, bir idealizm var. Tabii her yerden pıt 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 geliyor. Biz bizimle kendimizle olan o bağı kaybediyoruz. Kaybettikten sonra da mutsuzluğa doğru giden kariyer yolu. Ha bazılarınınki şanslı. Bazılarının annesi babası desteklemiş, görmüş onun kabiliyetini. Ona göre ona birazcık destek hani biraz destek ama o ne çıkaracakla gören bilinçli ebeveynlerle müthiş yaratımcılar var. Ama kadının özünde hem yaratım var hem annelik var. Yani iş olarak yaratım. Ve bir varlık yaratımı. Şimdi hem kariyer yaparım hem bebek de o çocuğa kim bakacak? Annenin bir çocuğunun yanında sağlıklı anne. Bu arada bunu da söylemem gerekiyor. Çünkü şu anda dışarıda gördüğüm kadınların çoğu sağlıksız bir anne modunda. Daha pusetteki çocuğun eline iPad vererek beynini durdurmak ve iki beyin lobunun doğru dürüst birbirine bağlanmamasına ön ayak olan anneler var. Yani bilinçsizlik çok kuvvetli. Normalde 6-7 yaşına kadar çocuğun annenin yanında kendini keşfetme yolculuğunda. Yani bunu anaokula bütün gün vermek değil annenin yanında olmak. Evet sosyalleşmesi adına anaokul var. Ama orada bile resim çizdiriyorlar ya çocuklara küçük küçük. İşte atıyorum bir tane ayıcık duruyor. Elinde 4 tane balon var.
balonları çiz, tamam mı? O sistem de İngiltere'den geliyor, anaokulu sistemi. O balonun dışına çizgiyi kaçırmamak üzere. Yani sana o küçücük beynine bile çizginin dışına çıkma, çıkma, orada kalı öğretiyor. Hı. Bu çok değerli. O anne sonsuz bilgisiyle aslında, ki bütün kadınların içinde var bu. Yeter ki bizi böyle tutan o ipler var. O ipleri fark edip bırakmayı niyet etmemiz lazım. Bu çok değerli. O zaman biz çocuğumuza da verebileceğimizin en iyisini veririz. Ya, okula gitti. Mesela ben yaşadım bunu kızlarımla. Bütün günde okulları, yani sabah saat 8'de başlıyordu. 3.30-4 gibi eve geliyorlardı. Ben diyordum ki yok, tamam, eve geldiniz, şimdi oyun vakti. Hüngür hüngür ağlıyordu büyük kızım. Diyordu ki ödevim var, ben ödevimi yapmadan oyun oynayamam. Zaten bütün gün okuldasın, neden ödev veriyorsun? Ben bununla ilgili veli toplantısı istemiştim. Benden başka hiçbir veli bir şey demedi. Tam tersi, daha da çok ödev verin, uğraşmayalım çocuklarla derdi. Yıkıldım. Dedim nasıl, bir çocuk uğraş olarak mı geliyor? O zaman yapma çocuk. Tamam. Çünkü biz bir insan oluşumuna destek veriyoruz. Biz yapmıyoruz. Biz aracıyız. Ama o çocuğa sen ne kadar nosyon, ne kadar bildiğinin ötesine taşıyabilirsen, yarın öbür gün o da bununla daha ileriye gidecek. Ve bakıyorum yok, boş verilmemiş yani. Demek ki şimdi yani şu konuyu hani biraz daha toparlamak amacıyla söylüyorum. Partner seçimi sırasında şimdi mesela biz kadın tarafınca şu an konuştuğumuzda dikkat etmemiz gereken bir sürü konu olduğu ortaya çıkıyor. Yani işte bir çocuk nasıl yetiştirilecek, işte atıyorum bir aile nasıl kurulacak, o kişiyi hayatımıza almadan önce onun ailesi hakkında birçok döneye ihtiyacımız var gibi. Aslında bir yandan karşılaştığımız kişinin de bizim için bunlara bakıyor olması gerekiyor. Ve onun da böyle bir olgunlukta, onun da böyle bir bakışta, onun da böyle bir algıda hareket ediyor olması gerekiyor. Bunların olabilmesi, iki kişinin aynı anda böyle bir bakış açısına sahip olabilmesi, farkındalıkta olabilmesi günümüz şartlarında oldukça zor. Hatta farkındalığında olsa dahi bunun içine girmek istemiyorlar. Orada bir korku oluşuyor nedense. Yani biliyor, oraya girmesi gerektiğini biliyor ama korkularından kaynaklı, hı-hı, adım atmak istemiyorlar. Hı-hı. Bu noktada mesela ne önerirsiniz? Yani nasıl o kişiyi ya da atıyorum bir partner, yani bir ilişki içerisinde bir partner bunun farkında ama onu yönlendirmek istiyor. Sen de aslında buraya, bu yoldasın, bir adım daha atsam ilişkimiz çok daha farklı bir noktaya gelecek gibi, hı, bir şey söylemesi mi gerekiyor, da nasıl hareket etmesi gerekiyor acaba? Tabii ki her hamur farklı hamur, yani çok zor. Kendisindeki kalıpların farkında olmayan erkek ile her zaman bir yerde tıkanacak. Bu yürür yürür ondan sonra daha da derine gittiğinde evlilikte de daha büyük bir bomba gibi ortaya çıkacaktır. Bizim içimizde var olan ve bizi tetikleyen, bizi geride tutanın ne olduğunu keşfetmesi gerekiyor. Buna bir ihtiyaç olduğunu farkına varması. Kesinlikle fark etmesi. Ama bundan memnun olan çok fazla insan var. Çünkü çalışmak gerekiyor. Rehavet hiçbir şey yaptıramaz. Hayal kurmayı engeller rehavet. Proje yapmayı engeller. Bir işin almışsın, sorumluluk yapmayı engeller. Ben abi böyle iyiyim diyen kişiden kaçacaksın. Çünkü demek ki o hiçbir şekilde bir şey yapmak istemiyor. Gördüğüm şu aslında, anneler o çocuklarına aşırı bir rehavet yüklemiş durumdalar. Hayat, aile içi hayatta, günlük yaşamın içinde çocukların da sorumluluğu olması lazım. Nedir mesela? Akşam yemeği masasını kurmak, toplamak, yemek yapmada yardımcı olmak. İşte biri gelmiştir, su getirmek, tamam mı? Bu çocuğu kullanmak değil, aslında bir görev almayı, görev olayının ne olduğunu öğrenmesi. Türkiye'deki erkeklerin hiçbirine görev verilmiyor. Anne bana su getir. Çok gördüm ben bunu. Hmm.
ve kızlara da yapılan var. Yani prenseslerimiz ve prenslerimiz var. Ve bununla aslında bir kuşun kanatlarını kesiyorsun. Kuş uçmayı bilmiyor. Ve ondan sonra da ilişkisinde uğraşmasına gerek yok. Hep yapılmış. Her şey önüne tepsiyle sunulmuş. Tabii istisnalar kaideyi bozmuyor. Bazı ailelerde de zorlukların içinde çocuklara da evet bana yardım etmelisin, hadi gel yapanlar var mı? Var. Onu da zaten görüyorsun. Vah diyorsun, bak burada mecbur olmuş güven alanını yani kırıp buralara girme. Sorumluluk alan insan güven, kendine güveni artıyor. Kendine güveni artmış insan karşısındakine daha saygılı, daha sınırlarını gören ve partnerine de güven verebilecek yerde. Bir kadının en önemli isteği güven olması bir ilişkide. Güven başka adama, başka kadına gitmek değil. Bana nasıl güveniyorsan ben de ona güvenmek istiyorum. Çünkü ilişki iki kişinin arasındaki her boyuttaki ilişki. Bu tabii ki kadın bedenini açtığında bir güven istiyor orada. Herkes de yatıp kalkmış bir erkeği kadın güven duyabilir mi? Biz orada bir duruyoruz. Hayır. Onun bana taşıyacağı sonsuz enformasyon var. Bir dur. Durumu olması lazım. Çoğunlukla o da olmuyor bu aralar. Onu da görüyoruz da. Bir toparlarsak genel olarak konuyu, burada partner seçimiyle alakalı söylemek istediğimiz başka bir şey var. İletişim en önemli şey bu arada. Ve eğer ki hakikaten hem bir çekim var hem bir geri çekim var, o zaman bunu konuşmakta fayda var. Açık ve net. Ya ben senden hoşlandım. Seninle keyifli bir birlikteliğimiz var aslında. Seni bu harekete teşvik eden konu nedir acaba? Buradan geri adım atıyorsun. Görüyorum, üstüne de gelmeyeceğim. Çünkü şimdi herkes birbirinin üstüne geldiği için vın, ghosting tamamen ortadan kaybolmuş. Ama beni aydınlatırsan çok sevinirim. Yani burada konu benimle mi ilgili? Eğer bensem sende nasıl bir tetikleme oldu? Peki bu tetiğin derinindeki kök ne? Buraya girmek, konuşabilmek. Ve tabii ki isacaz olayı var. Yani bunları hani ilişkinin içinde başlarken konuşuyoruz. Sınırlarımız nedir? Arzularımız nelerdir? Bunları konuşurken net olmak, otantik ve net olmak. Yanar döner değil. Yanar dönerler uzun da dayanamayacak. Yalnız kalacaklar. Ve bizim yalan söyleyen erkeğimiz çok. Ve bunun normal olduğunu düşünmeleri çok. O anlamda evde kendine güvensizlikten kaynaklanıyor yalan. O kendini toparlamadığı sürece güvenini bir araya getiremeyecek. O zaman da ilişkide güveni oluşturamayacak. Böyle bir konu var. İletişim çok önemli. İlk etapta muhakkak bir iletişime, seni rahatsız eden konuyu bir kadın olarak diyelim, açık ve net belli etmek. Bu. Ama yardım istemeyene yardım yok. Evrenin en önemli kurallarından biri. İstemiyorsa o da orada kalacak. Ve bir daha öyle bir deneyim gelecek. Bir daha gelecek. Bir bakmış yıllar geçmiş üstünden. Ve yapayalnız kalmış biri ya da uyumsuz bir eşle öyle bir evliliğe girecek. Ve ondan sonra hayatına kendi istediği gibi devam edecek. Ve yalnız mutsuz kadınlar olacak. Şu andaki piyasadaki durumumuz bu. Sana iyi geldi mi bu cevap? İyi geldi. Teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcıydı. Sağ olun Suzan'tına. Ay, teşekkür ederim şekerim.